Merhaba, bu videoyu izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün birlikte her zaman olduğu gibi makyaj yapacağız. Birkaç tane yeni ürün var. Onları birlikte inceleyeceğiz. Burada görmüş olduğunuz üzere yine makyajsızım. Çünkü makyaj yapacağız ve çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Gerçekten büyük bir terapi olduğunu düşünüyorum. Hiç uzatmayacağım, hemen videoya geçeceğim. Ama onun öncesinde küçük hatırlatmalarımı her zaman olduğu gibi yapacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hiç uzatmayalım, hemen başlayalım istiyorum ve her zaman olduğu gibi videoya başlamadan önce ne kullanacağım biraz onlardan bahsedeceğim. Size daha doğrusu göstereceğim, ondan sonra başlayacağız. Şöyle bir far paletim olacak. Vitamin Nude Awakening isimli bir far paletini deneyeceğiz. Gayet doğal, gayet güzel tonlardan oluşan. Yüzyıllarca her yerde arayıp en son Trendyol'da bulduğum bir dudak kalemi deneyeceğiz. Pastelin 0 değil, 205 numaralı dudak kalemini sallıyorum ama. Ve son olarak da şöyle bir ruj deneyeceğiz. Smooth It'lerden yine Beauty'sin Karamel Kiss 128 numaralı rengini deneyecekmişiz. Hadi o zaman. Evet, tacımızı da taktık, artık hazırız. Ama başlamadan önce şu tırnaklarımdaki ojeleri söylemek istiyorum. Bazen soruyorsunuz, hemen söyleyeyim. Son zamanlarda en favori ikilim şu anda tırnaklarımda. Flormar'ın Rich Life isimli bir ojesi var. Yanlış hatırlamıyorsam o var. Üstünde de Glitter ojelerinden Pink Silver isimli rengini uyguladım ve bu ikisinin uyumunu gerçekten çok sevdim. Unutmazsam aşağı mutlaka yazacağım ama unutursam lütfen hatırlatın, olur mu? Gerçekten güzel bir ikili oldu. Zaten yakında favorilerimde görebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi fondötenle başlayacağım. Geçtiğimiz bir videoda kullandım ve gerçekten çok beğendiğim ama renk tonu konusunda pek anlaşamadığımız bir fondöten kullanacağım. Beauty Girl HD Matte Foundation olarak geçen SPF 20 içeren bir fondöten. Hemen elimin üstüne şöyle alacağım ve göstereceğim size de. Gerçekten çok beğendim. İki pompa belki çok bile gelecek. Çok böyle sıvı akışkan değil, kremsi kremsi bir yapısı var ama ciltte kesinlikle öyle durmuyor ve ipince görünüyor. Gerçekten ve gerçekten çok sevdim. Parmaklarımla önce bir yüzüme oturtayım şu fondöteni. Ah keşke bana uyan bir rengi olsaydı. Ama eğer açık bir rengi varsa ben bunu alırım. Yapısı o kadar güzel ki böyle köpük köpük hissettiriyor. Gerçekten çok güzel ve duruşu çok ince ve sabitleniyor da ve çok da güzel görünüyor da. Çok beğendim bu fondöteni. Bir tıkçık şu gülme çizgilerine dolabiliyor ama ne derler bunun adına? Pudrayla üstünden geçtiğiniz zaman bir sıkıntı çıkarmıyor. Onu da söyleyeyim. Geçtiğimiz videoda bu fondöteni kullandığım zaman sana tam oturdu, bayağı da güzel oldu cildine dediniz. Ve ben baktığımda şeyden, izlediğimde kameradan aynen öyle görünüyordu ama keşke öyle olsa. Gerçekten öyle değil. Bana maalesef koyu gelen bir fondöten bu. Ama açık rengini bulursam mutlaka alacağım. Ya da dediğiniz gibi artık yazları kullanacağız. Yazın komple fondöteni bulacağım kendimi. Ben çünkü güneşlenmeyi, bronzlaşmayı falan çok seven biri değilim. Hoşuma gitmiyor. O yüzden hayatım boyunca kendimi hiç bronz görmemişimdir mesela. Ama fondötenlerle yapıyorum onu. Kapatıcıya geçeceğim şimdi. Instant Anti-Age Razor kullanacağım. Fair rengini kullanacağım. Artık bitti ve bitsin artık yani. Yenisine müracaat, değil mi? Şuralardan bir iç köşelerden iyice geçiyorum. Birkaç kullanımlık var tabii de içinde. Ama yani artık bitiyor. Çok çabuk bitti bu. Hep bunu söylüyorum. Ama ne yapsın yani? Yüzyıllarca benimle mi kalsın? Öyle değil mi? Şimdi bir fırça arıyorum ve buldum. Tamam. Şu kapatıcı uygulamayı sevdiğim fırçayla hemen göz içlerimden bir geçiyorum. Real Techniques 200 numaralı fırça olması lazım. Aynen öyle, 200 numaralı fırçası. Lighten bu sabitleme pudrasını kullanacağım şimdi. Süngerime tabii ki hemen alıyorum. Çok güzel, çok güzel. Bu sünger de çok güzel. Bu pudra da günlük için gayet güzel. Hemen şöyle gözümün altından bir minicik geçiyorum. Sabitleyelim çünkü buraya çizgilerimize dolmasın kapatıcımız. Ki zaten dolacak. Ve bu gülme çizgilerime de biraz pudra. Çünkü dolacak yani oraya. Çok minik doluyor ama doluyor. Ve bir de şuradaki çizgilerime tabii ki. Bu tarafına dolmuyor mesela. Şuraya doluyor. Pudra biraz bu şekilde yüzümde beklesin. Biz o sırada kaşlarla birazcık ilgilenelim. Pastelin kaşlarını kullanacağım. 03 numarasını.
Bir tarafı wax gibi, bir tarafı toz. Ben genelde toz olanı kullanıyorum. Hiç wax'ı kullanmadım açıkçası. Şöyle bir tıkçık aldım ve yine tersten geleceğim. Bu arada böyle yapmayız. Aa, kaşlarıma bak. Un bulanmış gibi olmuş. Bu şekilde tersten gelmek hoşuma gidiyor bu aralar. Çünkü oradaki şekli belirlemiş oluyorum. Ondan sonra da üst taraflarını zaten geçiyoruz. Yine öyle yapacağım. Tersten geleceğim. Tamamdır. Kaşlarla işimiz bitti. Şimdi şu cildimizi bir pudradan arındıralım. Bir süpürelim. Ondan sonra konuşamadık mı? Artık şey yapacağız. Yüz makyajımızı tamamen bitireceğiz. Ondan sonra gözlere geçeceğiz. Laldi'nin bu Chocolate Bronze isimli bronzerını kullanacağım. Arıyorum adını, hala bulamadım. Deep Matte Face Bronzer yazıyor. Dark Bronze, pardon, Dark Chocolate yazıyor. Lovely yazıyor. Ama o kadar yazıyor yani. Neyse işte, Lovely'nin böyle çikolatamsı tipi olan bir bronzerını kullanacağım. Bugün gerçekten konuşmayı da unuttum. Her gün konuşuyorum aslında belli bir miktar. Tamam, birazcık fazla belli miktardan. Şimdi şuraya hemen çukuruma uyguluyorum. Şöyle hemen kurumun olduğu yerden yukarıya doğru uyguluyorum. Allık uygulayacağım. Şimdi yine Laleh'in Natural Beauty Blusher isimli bu allığını kullanacağım. 03 numarasıymış benim kullanacağım. Gayet doğal, gayet yok gibi bir allık, öyle söyleyeyim. Çok allık allık olmayı seviyorsanız sevmezsiniz ve çok toz tutuyor. Hemen şuraya şöyle. Biraz da buraya. Aydınlatıcı kullanacağım şimdi. Essence'ın ya da Essence'in The Highlighter isimli highlighter'ın bir numarasını kullanacağız. Hemen bunu da bir tık çık yüzümden şuradan geçiyorum. Bu da çok tatlı, çok doğal görünen, çok güzel yansıyan bir aydınlatıcı bence. Ben çok severek kullanıyorum bunu aklıma geldikçe. Göz makyajına geçebiliriz artık. Nude Awakening isimli parpetini kullanacağız. Wet n Wild'ın Color Icon serisinin onlu paletlerinden bir tanesi. Bende Lights Off var ve Lights Off'u gerçekten çok seviyorum ve elim sürekli ona gidiyor günlük hayatımda. Bir de böyle normal renklere sahip olanı alayım istedim ve bunu bir deneyelim istedim. Şimdi o zaman sonuçlara hemen bakalım. Ondan sonra da hemen ne yapacağız, ne edeceğiz? Her zaman olduğu gibi bilmiyoruz ama bakacağız bakalım. Böyle renkleri bir swatchlayacağım şimdi. Renkler güzel. Kahveler, daha böyle bordomsu bir kahve falan var orada. Daha nude tonlar. Ama hem gece siyah güzelmiş. Hem geceye hem gündüze rahat bir şekilde uyarlayabileceğiniz tonlar da diyebilirim. Şu ne? Şu çok güzel bir şeymiş, değil mi? İyi swatchlandılar bu arada. Hemen bunları da bu şekilde swatchlıyorum. Gördüğüm kadarıyla 5 mat, 5 ışıltılı renk yapmışlar. Bu ikisi birbirine çok aynı. Görüyor musunuz? Aynı renk gibi. Buradan ben öyle gördüm ama. Sadece şu bir tık tık daha pembemsi, bu bir tık tık daha sarımsı görünüyor. Ben buradan tam olarak göremedim. Aynı gibi gördüm ama oradan nasıl görünecek bilmiyorum. Aynı değiller. Bu daha pembe, bu daha sarı. Işıltılı, öyle söyleyeyim. Şimdi son iki rengimizi de hemen swatchlayalım, şu elimi temizleyeyim. Son iki rengi de şuraya yapıştırıyorum ve görmüş olduğunuz üzere bu şekilde iki rengimiz var. Renkler gayet doğal, gayet günlük, gayet tatlı renkler. Bir de şöyle yapayım, böyle göstermeye çalışayım. Bakalım ne yapacağız bilmiyorum. Zaten doğal bir makyaj olacak tahmin edersiniz ki. Hadi bakalım. Önce şu rengi bir alacağım. Bütün göz kapağımdan geçeceğim. Çünkü neden geçmeyeyim? Sabitleyelim bir gözümüzü oraya. Daha doğrusu kapatıcımız falan vardı, çizgilere doldu. Onu oraya bir sabitleyelim diyorum. Basit bir makyaj olacak. Çok günlük bir makyaj olacak. Wet n Wild'ın parpetlerini ben çok seviyorum. Ve pigmentlerini de çok seviyorum. Hepsi birbirinden güzel oluyor ve kaliteli oluyor biliyorsunuz. O yüzden zaten iyi olacağına hiç şüphem yok da. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi de bir katlanma rengi uygulayacağız tabii ki de. İstediğim katlanma rengi şu. Şunu kullanacağım. Tam olarak istediğim katlanma rengi yok galiba burada benim. Şöyle bir tık tık alıyorum ve evet, tabii ki de tozutuyoruz. Tozutması var paletin. İnce bir tozutması var ama sorun değil yani gerçekten. Bütün katlanmayı bu tozutan ve
Patlanmaya uyacak olan rengi bırakıyorum. Güzel. Gerçekten güzel. Gölge rengi olarak da ben şu rengi kullanmak istiyorum. Siyah değil bu. Çok güzel bir renk. Soğuk küllü çok güzel bir kahve. Ben onu kullanacağım. Çünkü gerçekten hoşuma gitti. Tutuyoruz. Ve dış köşeye bunu bir bırakıyorum şimdi. Of, renk çok iyiymiş ama. Rengi bayağı güzel. Diğer köşeyi de bırakacağım. Ah, çok güzel. Gerçekten çok güzel ve pigmente bakar mısınız ve dağılıp karışmaya bakar mısınız? Oo, çok iyi. Dumanlı dumanlı görünüyor renk. O da çok güzel. Şu kuyruğa doğru biraz geliyorum ve tamamdır, bu parlayışımızı bitiriyoruz. Altlara da bunu geçeceğim ama farı çok beğendim bu arada. Gerçekten çok güzelmiş. Şimdi parmaklarımızı kullanacağız. Çünkü ışıltılı bir renk kullanmak istiyorum. İki renk arasında kaldım. Şu ve şu arasında kaldım ama bunu kullanacağım. Parmağıma bunu alıyorum şimdi. Şu şekilde. Ve göz kapağımı oturtuyorum. Çok ince bir toz bu. Biraz böyle yumuşak yumuşak ince. O yüzden fırçaya çok gelebileceğini düşünmedim ben. O yüzden parmakla uygulayayım istedim. Parmakla bu şekilde görünüyor. Aslında ıslatırsanız daha da güzel bir sonuç alabilirsiniz diye de düşünüyorum. Benimkiler coştu, eyvah. Bir şey söyleyeceğim. Şu renk gerçekten çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti ama ben doymadım. Biraz da aklımda kalmasın. Şu renkten alacağım. Azıcık da bundan uygulayacağım şimdi. Şöyle bırakalım. Fırçamızı, aynamızı alalım. Of. Ay, çok güzel. Ay, güzel. Çok beğendim. Şimdi şuradaki rengi de göz pınarlarımda kullanacağım. Şu görmüş olduğunuz rengi. O da çok güzel bir renge benziyor ve çok incecik bir toz o da. Ama gözde çok tatlı duruyorlar. Çok kibar bir yansıma veriyorlar. Çok hoşuma gitti. Gerçekten bu far paletini favorilerime ekleyeceğim gibi göründü. Şimdi bu aldığımız açık rengi de göz işlerimden geçiyorum. Alt kirpik diplerimden de yine aynı renge geçeceğim. Çok beğendim şu rengi. Gerçekten çok güzel. Buz gibi şahane bir kahverengi. Biraz böyle yeşil değil tabii ki ama içinde biraz böyle yeşillik de varmış gibi. Ama değil yani. Çok küllü. Çok güzel bir kahve. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Hemen alt kirpiklerime de onunla uygulama yapıyorum. Şöyle dışarıya doğru çektirerek. Tamam, buna da aynısını yapıyoruz. Bunu da yine dışarıya doğru çektiriyoruz. Şimdi siyahı kullanmasak olmaz. Bir minicik de siyah kullanacağım. Ama gözümün üst tarafının en diplerine geçmeye çalışacağım onu. Umarım başarabilirim. Sadece uç kısımlarına. Şimdi daha böyle kirpikliymişim gibi göstersin diye o da. Şu kadar. Sadece bu kadar. Bundan da hemen. Evet, yapmak istediğim sadece buydu. Bu kadardı. Şimdi temiz bir fırçayla bu uyguladığım siyahı birazcık dağıtıyorum. Kullanmaya başladığım ilk günden beri aşık olduğum bir maskara kullanacağım. Lykton Blackest Black isimli maskarası. Gerçekten yani çok seviyorum. Yedekleyeceğim deyip yedeklemediğim kaçıncı sevdiğim ürün. Ben artık unuttum gerçekten. Onu deneyeceğiz, bunu deneyeceğiz, şunu deneyeceğiz derken sevdiğim şeyleri yedekleyemiyorum. Bazen bu beni üzüyor. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi bunu bir uygulayalım. Biraz kurumaya mı başlamış benim maskaram? Eyvah. Evet, aynen öyle. Biraz kurumaya başlamış ama ben onu birazdan halledeceğim. Nasıl halledeceğim? İçine bir tıkçık makyaj temizleme suyu karıştıracağım ve bir süre daha beni idare edecek. Makyajımız bitti aslında. Kirpikler de tamam. Gözlerle işimiz bitti ama bu allıktan biraz daha uygulamak istiyorum. Bu allığa ne olmuş? Zaten azıcık renk veriyordu tamam da şimdi hiç vermez hale gelmiş. Neden öyle olmuş? Hani azıcık verdiği rengi ben seviyordum. Ama şu anda hiç yok. Allık bozulmuş olabilir mi? Toz allık. Allah Allah. Çok ilginç.
Bilemedim. Neyse devam edelim. Göz makyajıyla işimiz tamamen bitti. Ben kirpiklerimi de kıvırdım geldim. Şimdi en çok merak ettiğim ürünü kullanacağım. Bir dudak kalemi kullanacağım. Yüzyıllar boyu arayıp asla bulamadım dediğim gibi. En son Trendyol'da buldum ve hemen yapıştırdım. 205 numara pastelin dudak kalemi. Şuraya uygulayacağım. Şöyle bir yapalım önce. Bayağı kontür rengi. Buna alışveriş videosunda bakmıştık galiba. Ucu yumuşak bu arada. Baktık mı hatırlamıyorum ama tam benim sevebileceğim bir kontür rengi, tam benim sevebileceğim bir dudak rengi. Nude rujlarla şahane olabilecek bir renk diye düşünüyorum. Hemen uygulayalım. Bugün nude bir rujla kullanmayacağım ama olsun. Uygulayalım bakalım. Ucu yumuşak, öyle çok sert, pudralı bir ucu yok. Benim sevdiğim uçlar gibi değil. Yumuşak. Ama güzel. Şuradan da bir minicik geçiyorum. Ya rengi çok güzel biliyor musunuz? Niye böyle kara borsaya düştüğünü anlıyorum şimdi. Güzel çünkü. Kalem gerçekten çok güzel. Ucu yumuşacık, sürümü çok kolay. Rengi çok güzel. Hem böyle baya baya küllü, hem baya kontür, hem içinde çok azıcık sıcak da var, soğuk da var. Aa, çok güzel bir kalemmiş. Bu arada dudağımın içine hiçbir şey uygulamadım. Bunu bazen söylüyorsunuz çünkü sadece dudağımın dışına çerçeve uygulamayı seviyorum ben. İç kısmına yani şöyle bir kere daha yapacağım. İç kısmına kalem uygulamayı sevmiyorum. İç kısmı tamamen kendi dudağım. Dış kısmında çerçevemiz var. Şimdi ruju uygulayacağım. Rujun kendisini rahatça görebilirsiniz yani içerideki renkten. Öyle söyleyeyim. Toparladık mı? Hadi inşallah. Son olarak rujumuzu da uygulayacağız ve yavaştan artık bitireceğiz. Beaulis'in Smooth It isimli rujlarının 128 numaralı Karamel Kiss isimli rengini kullanacağım. Sıcak bir ruj kullanacağız. Hazır mısınız? Ben hiç hazır değilim ama olsun. Şimdi şöyle hemen elimin üstüne tabii ki göstereceğim önce. Nereye uygulasak? Şuraya uygulasak gösterebilir miyiz? Şuraya mı? Şuraya. Tamam. Şu şekilde görmüş olduğunuz üzere tatlı bir rengi var aslında. Bakalım bakalım uygulayalım. Bu rujlar da gerçekten güzel rujlar. Bayağı bayağı güzel rujlar. Öyle söyleyeyim. Transfer oluyorlar evet. Ama buna rağmen ve sabitlenmemelerine rağmen dudakta kalıcılıkları hiç fena değil. Onu da söylemek isterim. 4-5 saat sizi idare edebiliyorlar ve güzel matlaşıyorlar. Onun sonrasında da dudakları kurutmuyorlar. Ne diyeceğimi unuttum. Evet, ruj kalemle hiç uymadı ama güzel de oldu bence. Ne diyorsunuz? Yorum olarak bırakabilirsiniz bana. Bugün biraz sıcak, biraz soğuk ama günlük daha böyle doğal tonlarda bir makyaj yapalım istedim. Zaten elimizdeki ürünler buna müsaitti, öyle söyleyeyim. Şimdi birazcık makyaja bakalım o zaman. Evet, görmüş olduğunuz üzere böyle bir makyaj yapmış bulunmaktayız. Bence günlük olarak tatlı bir makyaj oldu. Günlük olarak ben bunu kullanırım. Hatta bazen gece bile kullanırım. Öyle söyleyeyim. Hani makyaj dozuma göre, nasıl doz istiyorsam ona göre kullanabileceğim bir makyaj olduğunu düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Bana yorum olarak mutlaka bırakın. Bu arada ruj gerçekten çok güzel. Kendisi de güzel. Bu makyaj da fena olmadı diyorum ben. Ne diyorsunuz? Tekrar soruyorum. Makyajımızı bitirdiğimize göre şimdi artık bir tık tık ürünlerin üstünden geçelim istiyorum. İlk olarak kalemle başlayacağım. Dudak kalemiyle. Pastel'in 205 numaralı dudak kalemini kullandık. Gerçekten çok uzun süre aradım. Çok uzun zaman aradım. Yüzyıllar sürdü bulmam ama sonunda buldum ve aldım. Asla pişman değilim. Rengi çok güzel. Ucu yumuşacık. Her türlü dudakla, her türlü daha doğrusu rujla kontür olarak kullanabileceğiniz çok güzel bir renk olmuş. Bayıldım. Tek kelimeyle bayıldım. Çok sevdim. İyi ki almışım. Beaulis'in Smooth It'lerinden 128 numaralı Karamel Kiss isimli rujunu denedik bugün. Gerçekten bunu da çok beğendim. Çok tatlı, çok sıcak, güzel bir kahverengisi var. Soğuk gözler, sıcak dudaklarla da çok güzel kullanabilirsiniz. Kahve makyajlarla da kullanabilirsiniz. Sadece bir eyelinerla ya da boş gözlerle de kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel bir rengi var. Rujlar zaten çok güzel. Bu kanalda kullandığımız 3. rengi zannediyorum ki bu rujların. Ben 3'ünü de çok sevdim. Hem renklerini çok sevdim hem yapılarını çok sevdim. Matlıkları çok güzel, opaklıkları çok güzel, duruşları çok güzel. Dudakta hissedilmiyorlar, çok hafifler. O da çok güzel. Tazeleme istiyorlar, transfer oluyorlar ama yine de 3-4 saat sizi idare ediyorlar ki bu da çok güzel. Tazelersiniz bir sorun çıkaracağını düşünmüyorum ben. Çıkaracağını düşünmüyorum.
Öyle söyleyeyim en azından ve geçeyim. Gerçekten sevdim. Son olarak Wet n Wild'ın Nude Awakening isimli bu farfetinden bahsedeceğim ve gerçekten de çok sevdim. Önce onu söyleyeceğim. Zaten Wet n Wild'ın farfetisini ben çok seviyorum. Beşlilerini de çok seviyorum. Bu onlularını da çok seviyorum. Bayılarak kullandığım far paletleri, bu da beni kesinlikle yanıltmadı. Pigmentleri çok güzel, dağılmaları, karışmaları, göze oturmaları çok güzel, renklerin duruşu gerçekten çok güzel. Eğer böyle bir palete ihtiyacınız varsa, doğal tonlarda bir şey arıyorum ve böyle bir şey kullanmak istiyorum diyorsanız hiç düşünmeden alabilirsiniz. Gerçekten çok sevdim, çok beğendim. Bunu da geçiyorum. Ve efendim makyajımızı yaptığımızda ürünlerin üstünden bir küçücük geçtiğimize göre ben artık yavaştan kaçabilirim. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz. Öptüm. Sizi seviyorum.